O gece bu gece mi? Günlerdir dünya diken üzerinde. Önce İsrail, Lübnan, Gazze, İran cephesinde neler oluyor bitiyor? Gelin ona bir bakalım. Şimdi İsrail'in İran'a yönelik bir misilleme saldırısı olacak mı? Olacaksa ne zaman olacak diye bekliyoruz günlerdir. Daha önce Amerikan medyası yazmıştı başka konularda ve o tarihler tutmuştu. Bu yüzden şimdi gözümüz bu geceye çevrilmiş durumda. Yeni bir iddiası var Amerikan basınının. Saldırı bu gece olabilir deniyor. Diğer yandan artık İsrail savaşı farklı farklı cephelerde eş zamanlı yürütüyor. Bunu takip ediyoruz. Bir yandan İsrail bugün Gazze'de Cibaliye mülteci kampını vurdu. 30 kişi en az hayatını kaybetti. Lübnan deseniz orayı zaten durmaksızın hedef alıyor. Bombalar ard arda düşüyor. Bir kara harekatı olur mu acaba Lübnan'a yönelik? Onu bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise bugün yine hedefinde İsrail vardı. Bir kez daha mecliste söylemişti, sonrasında da birkaç kez işaret etmişti. İsrail'in Şam'ı, yani Suriye'nin başkenti Şam'ı işgal edebileceğini söyledi. Ve tam da kullandığı ifade şu Cumhurbaşkanı'nın. Diyor ki, İsrail'in bir takım hesapları olabilir ama en büyük hesap sahibi Allah'tır. Gazze, Lübnan ve Suriye'den sonra sıra İran'da mı? ABD basını çarpıcı bir iddia ortaya attı. Misilleme için tarih verdi. Amerikan basınına göre İsrail İran'ı 12 Ekim'de yani cumartesi gecesi vurabilir. Bu İsrail'in en büyük bayramlarından Yom Kipur. ABD Başkanı Biden'la İsrail Başbakanı Netanyahu iddialara göre olası İran saldırısında mutabakata vardı. İsrail Güvenlik Kabinesi ard arda toplantılar düzenledi. Savunma Bakanı Gallant'ın saldırı ölümcül ve şaşırtıcı olacak sözlerinin ardından gözler Tel Aviv-Tahran hattında. Misilleme iddialarının gölgesinde İsrail'in saldırıları durdurak bilmiyor. Hedefte yine Gazze var. Gece boyunca Cibaliye bölgesini vuran savaş uçakları 20'den fazla Filistinliyi öldürdü. Sınır tanımayan doktorlar ve Kızılaç bölgeye giriş çıkışların imkansız olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler 1 Ekim'den bu yana Kuzey Gazze'ye gıda girmediğini açıkladı. Lübnan'ın güneyi ve Beyrut'u durmaksızın hedef alan İsrail bir kez daha güneydeki köylerin tahliyesini istedi. Operasyonlarda 200'den fazla Hizbullah üyesinin öldürüldüğünü açıkladı. Hizbullah bu saldırılara roketlerle karşılık verdi. İsrail'de hava savunma alarmları çaldı. Hayfa kentinde patlayıcı fabrikasını ve İsrail'in askeri üslerini vurdu. Sadece son 48 saatte İsrail'in 7 çocuğu öldürdüğü Lübnan'da onlarca sağlık görevlisi hayatını kaybetti. Yüz binlerce kişi ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan ziyareti sonrası uçakta İsrail'in Türkiye'ye yönelik attığı veya atabileceği her türlü adımı kontrol altında tutuyoruz diyerek saldırıları eleştirdi. İsrail Şam'ı işgal ettiği anda Suriye'nin kuzeyine gelmiş olacak. İsrail'in bir takım hesapları olabilir ama en büyük hesap sahibi Allah'tır. Nobel Barış Ödülünü kazanan Nükleer Silahlı Mücadele Derneği Gazze'de yaşananları unutmadı. Başkan ödülü Gazze'de çalışanlar almalıydı dedi.